Merhaba oyun dizisi takipçileri, ben Tamer Yeşil. Daha Assassin's Creed Syndicate'in 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. At sürüyorum ve Eve'le oynayacağım bu sefer. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Ayrıca Eve'in bıçağını kullanacağız. Yani o uzun bastonuyla değil, bıçakla adam öldüreceğiz. Bıçak diyorum da aslında o bir bayağı büyük bir sustalı, büyük bir şey. Neyse, göreceğiz şimdi. Ve ayrıca kıyafetli arkadaşlar, özel bir kıyafet dedim seçeyim bugün için. Eve'i Havva'yı yani giydirdim. Eveline'ın kıyafeti. Assassin's Creed 3 Liberation'dan bileceksinizdir. PlayStation Vita'da oynayanlar, ya dostum, polisler varken öldürtürmeyin kendinizi. Charles Dickens'la oynayacağız bugün. Onun görevlerini yapacağız da. Vallahi polisler öldürmek istemiyordum ama İngiliz polisleri çok şey, hiç rahat bırakmıyorlar. Suçluları öldürmek de suç. Neyse. Evet, bakalım. Charles Dickens ne yapıyormuş? Onun hafızasından devam edelim. Charles Dickens. Kitap fuarı vardı Beylikdüzü'nde. Çok uzak gelemedik. Evine dedim geleyim. Niye korkuyorsun lan bizden? Ölüm. Alas. These days, stupidity is all too prevalent. You know, I never asked your name. Size isimlerini söylemedim diyor son görüşmemizde. And this is my brother Jacob. Ben Eve ve bu da Jacob. Fry kardeşler. Hayaletlere inanır mısınız? Söyleyin bana. Tabii ki. I'm skeptical. Olabilir dedi. Here we are. In the world's most advanced city. Yet its citizens are so enthralled to the supernatural. They leave supernatural themselves vulnerable to shock. Supernatural dedisi vardı, sen 200 sene sonra. Which is why I joined the Ghost Club. Vay, hayaletler kulübüne takılmış. The first society in the world to look systematically at the phenomenon. Because truth, like a spirit, çünkü gerçek, ruh gibi, before it will reveal itself. Will you join us? Tiplere bak. Bize katılacak mısınız? Ridiculous. Tamamen saçma sapan gözüküyor. Neden olmasın? Jacob saçmalığı sever. Splendid. I have your first case. Evet, ilk davanız. Bakalım neymiş. Görev verecek bize zannediyorum diğerleri gibi. There's been some disturbing reports about a series of assaults in Lambeth. Evet. People claim they're being attacked by an age-old demon, Spring-Heel Jack. What is this shit? Ya yürü git. Şeytanlar meytanlar diyor da onları mı alacağız? Onu bulun bakalım diyor. Age-old demon. Ne demekse göreceğiz şimdi. Hayal dünyası, bakalım bu adamın nereden geliyormuş. Bir saniye. Oha. Londra'da akşam olmuş. Daha önceden akşam olmuş muydu, hatırlamıyorum. Ara verdiğimiz için. Evet, Jacob tabii ki yok oldu. Şöyle bir saniye. Ya şu trafiğin de soldan akmasına hiç çalışamadım ya. Yeter bu kadar geldiğimiz. Ya bana bak, artistik yapma, alırım aklına. Gelmiş, laf söylüyorlar. Şöyle bir yukarıdan keselim. Ne var burada? Evet, adamımız. Daha doğrusu kadınımız. Koş lan. Teyzem bağırıyor, teyzem. Ne oldu teyzem? Teyzem niye bağırdın? Büyük pençeleri varmış ve gülüyormuş. Erkek. Başka birine saldırmadan önce alın onun aklını diyor. Ya dostum, ayaküstü öldürtmeyin kendinizi. Ya bunları arada alıyorum ki böyle hem bana loot sağlıyorlar. Gezici öldürünce, yani gezici dedim, onlar fark etmeden öldürünce arkadaşlar şey alıyoruz. Ben kimse yok. Defend. Kime karşı defend diyeceğim onu? Kıyafet giymiş.
Saldır. Lan kalk kızım kalk. Ya bildiğin maske takmış işte be. Ne şeytanı meytanı. Oha sis yedik ya. Dur bakalım bir dahakine ben onu sis atayım. Kaçtı kesin. Vay ayak izi. Bu taraftan koşmuş da sen yarım saat ona bakarsan koşmaya devam edecek bu. Dur bakalım şöyle biz de sisi alalım ya. Şu tarafta sis bir tane varmış. Heh şunları takip edeceğiz. Hadi gönlün olsun dur yapayım. Yeter be. Yarım saattir konuşuyorsun senin yüzünden görev yapamıyoruz ya. Ya sinirlendiriyorlar ya. Hadi bakalım. Oyun gönlün olsun. Şunu da toplayalım. Evet buradan devam ediyor. Ederken şu yolda şunu boş geçmeyelim. Hop. Efendim şey mi dedin? İnspekleyelim bakalım araştıralım. Anlaşılan bu tarafa doğru koşmuş. Vallahi Samanyolu dizisi gibi oldu. Dostum görmediniz mi ya? Bizden bu adamlar sözde. Dedektif olacağımız da varmış. Çık, çık, çık bakalım ne var. Evet, neredesin? İyi korunan bir eve girmiş. Evet, adamımız nerede? Şimdi bu adamları alacağız biz, yapacak bir şey yok. Demek ki bizim adam... Şu yukarıdakileri önce alalım. Zengin biri bence. Templar'lardan biri çıkacak. Ya sizi sessizce alacaktım ben ya. Bir şey mi vardı? İle kim uğraşabilir lan? Bıçakla daha iyi dövüşüyor sanki. Daha hızlı biraz da. Karşı taraf 6 seviye olduğu için. Ben daha 4'üm arkadaşlar oyunda. O yüzden... Kime vuruyorsun lan sen? Kadınlara el kalkır mı? Kalkır mı? Kalkmaz. Konuşmayı unuttum dövüşürken. Evet şuradan. Ya dostum ben sizi temizlemeden nasıl girerim içeri ya? Bayağı da kalabasınız ha. Neyse dövüşeceğiz ya yapacak bir şey yok. Hop kimi killeceğim lan? Oha kalabasınız. Ben bırakayım da siz dövüşün ya. Hadi bakalım. Bence bu birisini öldürür. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum da. Bir kişiyi alacaktır diye düşünüyorum. Özellikle şu arkası dönük olana. Lan sen vurana kadar. Hadi lan! Koçum saldır aferin güzel.
Aa, arkadan vurdu. Aa, aldı bak, bak ne dedim. Tam dediğim gibi çıktı. Ok çılak. Aha. Ya arkadaş. Hadi bakayım ben de atayım bir de. Daha çok sis istiyorsun ha? Al bakayım bir tane daha attım. Al. Sislerin içinde dövüşmek istiyorsun ha? Ulan niye vurmuyorsun be kızım? Vallahi yuvarlağa basıyorum. O maske inecek koçum. O maske çıkacak. O maske çıkacak dedim ben sana. Ondan yok oldu herif. Dinamitle öldürdü. Dinamit bu arada biz mi öldürmedik? İyi de herif yok oldu ya. Son sahne şöyle öldürürken bir konuşma. Son bir adamın laf sokması. Olmadı o tip şeyler. Aha kıyafet de burada. Alabiliyor muyuz? Çakma Kont Dracula. Dracula. Var mı? Kitabında bir şey var mı? Yok. Bombaş. Dur bakayım bari boş gitmeyelim ya. Mahzende yaşıyor. Tamamen fıçıyla besleniyormuş. Bu muydu yani? Bu muydu ha? Sis attım kafası karıştı. Hiç beklemiyordu. Şurada yardıma ihtiyacı olan biri var. Teşekkürler Spearman. Hemen yardıma ihtiyaçlarının olanların yanında. Taçsız Spearman. Eve. 5'te 5. Evet, Charles Dickens'a ikinci görev için gidelim. Bayağı da haritanın diğer ucundaymış ya. Neyse kaya kaya gideriz. Tren çarpmaz inşallah. Dur bakalım tren yolundan koşalım biraz. Tren sesi geliyor sanki. Uuu, Charles Dickens farklı bir yerde. Bakalım hayalet kulübünde neler oluyor. Merhaba dostum. You seem tired, friend. Yorgun gözüküyorsun dostum. Her şey There's always too much work to do. Today's Ghost Club investigation involves a carriage. It's said to be covered with gold leaf, dazzling passers-by when the sun shines. Naturally, it's rumored to be haunted. Now let's see if we can find it. Ya teyzem laf söyleme, getirtme beni oraya şimdi. Bakalım inceleyelim. Ay, bak beni yoldan çıkarmayın ya. Çıkarmayın işte. İş yapıyoruz şurada bir. Polis sen de. Ya polis misin nesin? Herifler sataşıyor işte. Ben bir şey yapmıyorum ya. Dostum sen de bendensin ama hadi gel takıl. Takıl peşime gel. Bir daha saldıran olursa sen bakacaksın bak. Ben bu uğraşmayacağım böyle artık işlerle ya. Daha önemli işlerim var burada ama. Investigate bakalım. Oh, I'd rather enjoy a sit down, but duty calls. Yat uyu. Vallahi yattı. Görev bekler dedi ya. Tamamdır. İncele. The Royal Mail coaches vanished when the post began to be transported by rail. Evet, başka şurada da birkaç bir şey var. Bakalım ne olmuş. Bir not mu yoksa? That's curious. Bu çok ilginç. My darling Fry, aşk mektubu.
Ne zaman senin kollarında olacağım? Your very own Elizabeth. Elizabeth'in yazmış. Freya yazdığına göre Jacob'a yazmış herhalde. Elizabeth. Allah. Çabuk 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 olaylar başladı. Hadi dostum yaparsın bunu. Dah dah dül dül. Dah dah. Bak bizim herif arkada kaldı. Keşke onu da alsaydık, yanımıza kattık ama. Hadi hadi yapacağız, son bir dakika. Dah! Yolda, ah trafik tıkandı, güzel. Haydi güzel. Onun araba küçük, bizimki büyük. Büyük kasa almış. Hadi be! At öldü, at öldü, vallahi at öldü. Bak çıkacağım ama, vallahi çıkacağım ama. Hadi devam. Çaldık. Kurtardım seni. Tamam hadi tamam, güvendesin artık. Mutlaka eve dönmen lazım, kocam bekler. Kuru fasulyenin altı açık biliyorum. Woohoo! Öldüreceğim atları. Şöyle bir sinyal verip geçelim. Hayda. Fentmiş. Ya nasıl geliyorlar ya? O kadar trafik var. Dağılın ulan! Allah parçalamayalım da atı. Hop! Şuradan döndüm mü onlar yakalayamaz. Hop bir de amanım. Amanım! Polisler! Polis ezdim! Şuradan fazla uzaklaşmayalım da. Kadın evi yakın. Bir saniye ya. Nerede diğerleri? Vallahi benim adamlar yetişti ha. Eyvallah eyvallah. Hatta da yeşil adamlar benim adamlar. Götürüyorum götürüyorum da. Bir şey değil, bir şey değil. Adını bile bilmiyorum. Sen kimsin diyor. Ben Eve. Hayatımı kurtardın dedi. Çok teşekkürler dedi. Bir şey değil diyelim. Her zaman, her zaman. Wow! Wow! Yalnız arabayı kurtaramadık pek ya. Çizildi biraz. Acaba at arabasının modifiye yapılıyor mu? Böyle alttan ışıklar falan. O zamanın radyo var mı? Gerçi radyo yok. Müzik seti falan böyle takası arkaya. Yalnız iyi fren yapıyor ha. Come on. Bırakayım buraya mı çekeyim? Tamamdır çektim. Atı biraz yamuk bıraktık ama o kendi kendine düzelir. I am Elizabeth. Won't you climb down and sit beside me so that I might see your face? Oha kızın kadının kucağına oturdu. Konuşalım bakalım. A cry for help. My dearest mom and papa. Kızlarınız Elizabeth. Marcus'la evlenemem diyor. Başka birini seviyorum diyor. Kaçmam lazım diyor. Çok üzgünüm diyor. Ama beni he will hunt me down yakalayacak ha. Avlayacak onu. I love you goodbye. Kızınız Elizabeth. Elizabeth, kraliçe Elizabeth olamaz herhalde ha?
Artık kraliyete de bulaşmayalım bir zahmet. Herkese bulaştık. You look as though you're just about to collapse. What on earth has happened? Just a dream. Rüya mı gördük? Zannediyorum rüya gördük. Oha! Rüya görmüşüz. Charles Dickens. Dostum bir tane daha ben puanı... Aman dur şurada görev var. Puanımızı harcayalım. Harcayalım da. Lan adamı sıkıştırmayın lan. Haraç kesmek niye ben varken burada? Kızdırmayın vallahi. Amcam sen de nereye kaçıyorsun bir karar ver. Sağ mı sol mu? Bir boyutundan utan ya. Boyundan posundan utan. Ben de seni seviyorum. Amcanın duygularını. Hop. Aa sapık. Dur. Hemen Charles Dickinson görevine bakalım. Bir tane daha varsa yapalım. Yoksa da videoyu burada ufaktan bitirelim arkadaşlar. Küçük bir yan görevi yaparak. Çık bakalım. Vallahi Graham Bell. Alexander Graham Bell olmasa işte buraları yarım saate çıkacaktık. Hop. Bakalım bölge nasılmış. Bu bölgeyi açmak lazım görevleri haritada gözükmesi için. Aksi halde gözükmüyor. Tabii yanına gidince böyle kırmızı bir bölge gözüküyor. Sonra araştırırsanız çıkıyor ama açmak önemli. Yeri belli olsun işte. Satıcıların vesaire yerleri de gözüküyor arkadaşlar. Bu arada iki tane şuradan yanlış bastım. Şuradan basalım. Inventory'mize bakmıyoruz. Yeteneklerimize bakıyoruz. Yetenek 3 puanım var. Hemen onu harcayayım. Ne yapalım? Bayağı bir yetenek açtım aslında. Bu yetenekler açtıkça seviyemiz de artıyor. Şu an 4. seviyedeyim. Empty gun combo diyor ya. Gerek yok. Şunu alalım biz. Adamlar vursa bile kombomuza devam edelim. Evet hemen Charles Dickinson'ın yanına doğru uçalım arkadaşlar. Wow. Cinayet varmış da bakalım. Küçük bir kızı da öldürmüşler tabii aynı zamanda. Araştıracağız onu. Araştıralım. Though this house is vacant, some say it comes alive at night with screams of terror, ringing bells. Böyle bir garip mistik olaylar oluyormuş. Bakayım ben gelmişken şu kutuya bakalım da bir şeyler çıkar belki. Kutuda bir şey yokmuş. Aşağıdaki piyano da ola. Şu an piyano çalıyor otomatik herhalde. Yani o teknolojinin olduğunu düşünüyorum. Ben de başında çalıyormuş gibi yapıp piyanist şantörlük yapacağım bu piyanoyla. Londra'da ilk fareli piyano. İlk gazinoyu açalım buraya. Bebek kundağı diyeceğim de kundak değil. Çöp, çöp. Daha fazlası değil. Çocuk sesi geliyor ama. Perhaps I shall wait here while you investigate the source of that laughter, which is not at all unsettling. Oha lan hayalet. Tüylerim tiken tiken oldu. İnspektleyelim bakalım. Nereden geliyor çocuk sesi? Lan dur çocuğum dur. Oha. Çocuğu görmedim ki. Hangisinin peşinden koşacağım? Bu yanlış kesin. Oha. Oha maratoncu çıktı çocuk. Gel lan buraya. Gel lan çocuğum gel. Çikolata vereceğim çikolata. Şokamel şokamel. Allah. Hüseyin Bolt be ya. Bak şimdi bu tarafa sağa giderse alacağım onu. Al. Sola gitti. Bu ne lan? Aa bastım lan. Dur. Aynı yerden dönüp duruyor. Gel bakalım.
Gel lan buraya. Çocuk. Çocuk yaşında küfür etme lan. Anana babana söylerim. Kim öğretti sana bu küfürleri? Hazine için oradalarmış. Gizli bir geçiş varmış. Al bakalım bunu da. Sadece beni yalnız bırak. Bakalım. Neredeymiş o gizli geçiş? Maratoncu çocuğu yakaladık. Bence çocuğun içinde bir hayalet olabilir. Bir şey kaçmış içine. Bu adamın romanlarından birinde geçiyor mu böyle bir şeyler acaba? Merak konusu. But I haven't located the key. It's here. Al bakalım anahtar bende. Bir kişi yer bulmuş ama anahtarı bulamadım diyor. Aç bakalım. Ta 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 tam. Açıl ustam açıl. Charles Dickens ve 40 Haramiler. Bu nedir? Aynı anda çekelim mi? Gel. So this is how it works. Impressive. Nasıl çalışıyor? Etkileyici. Evet. Ne açıldı? Get out of my house! Stand up, Charles. Niye öldürüyorum ki herifi? Aa, hırsız. Oha. Rüyamda gördüm, defalarca bunu yaptım diyor. To keep my beloved nephew away, my poor Ned. Zavallı Ned, affet beni diyor yeğeni. Rose'a olan aşkı için yapmıştı. Bakalım ne çıkacak üstünden. Kanıt olarak alalım. 18 puanda aldım. Ya Charles, sen de ne korkak adam çıktın ya. Adam anında 15 saniyede 3 kat inmiş. Rekor kıracak. Yoksa o çocuklar senin çocukların mı lan? Hızlı hızlı koşuyorlar. Var ya, Charles Dickens'ın pis işlerine alet oluyoruz zannediyorum. Ben bundan bunu çıkardım. Ne oldu? Alas, the myth has been discredited. There was no sonunda myth çözüldü diyor. Berk köşesinde hiçbir hayalet yokmuş. I think this is the makings of a rather fine novel. I wonder if I've got one left in me. Bununla alakalı bir şeyler yazabilirim. Yaz bakalım. Evet arkadaşlar, son olarak birkaç görev yapalım. Son görev yapalım daha doğrusu, birkaç değil. Bir tane Templar Hunt var şurada. Onu yapayım, öyle bitireyim. Aksiyonla bitirelim. Bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar 10.000 beğeni olmadı, yeni videoyu çekeceğim. 10.000 aktif izleyici yeterli. Bir önceki video olmadı ama dedim şimdi üniversitelerin sınav zamanı, bekleyeyim. Zaten 10.000 olmazsa da 1,5 hafta sonra falan yeniden 6. bölümde görüşürüz, onu söyleyebilirim. Bakalım hedefimiz kimmiş. Şurada bir tane adamımız var. Evet, Keltoş alacağız. Al bakalım onu diyor. Başka bir tane daha var. Bir tane daha varmış. İki kişi. Bu da çirkin teyzemiz. Klasik deri montlu. Bunlar kırmızı giyindikleri için ceza kesiyoruz zannediyorum. Şunun üzerine atlarsam şuradaki görür. Siz bakayım yan yana gelsenize. İkinizin üzerinize birden atlayayım diyecektim. Olmadı. Sizi bir delirsek mi acaba ya? Hadi sen delir. Bu ağır abi zaten. Bence 2-3 kişi öldürür. Sonra seni de havadan alalım. Amcam sen yaparsın bu işi. Seni de dövelim biz. Hop! Abin de o çocuğum sen. Oo. Kurşunu tuttu. Kurşunu çeken kim? Geldim geldim, bekle 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 bekle.
Aa, 7 aylık mı doğdun sen? Bekle. Ve evet. Oo, teyzem nasılsın? Çıktın mı? Oo. Vallahi uzun süredir böyle güzel Assassin's Creed oynamıyordum ya. İyi ki çıkarmışlar oyunu. Sabotaj yapalım mı? Kendi kendimize. Kimse kalmadı ama olsun. Loot yapmadan hayatta gitmem. Oha, teyzem masanın üzerine düşmüş ve masa kırılmış. Eskiden masaları sağlam yapıyorlardı be. Şimdi o kadar değil de. Çamaşır... Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Aa, numara yapıyorlar. Elleri bağlı gibi yapıyorlar bak. Dostum sen de mi numara yapıyorsun? Haydi yeniden oturdu. Kalk. Numara yapma, gerek yok. Kalk lan, numara yapmayın. Kimse sizi bağlamadı. Bak eller açık. Tamam kalk hadi ya. Tamam bir şey yok. Bak gidin, bir daha yatarsanız. Bak bak yine yattılar ya. Dostum. Niye böyle yapıyorsunuz? Arkadaş bunlar numara baya baya insan kandırıyor bunlar ya. Açık dünya oyunlarda tabii ki oyun hataları doğal. Şunları şuradan götüreceğim. Gidin lan. Gidin lan şuradan. Dağılın lan. Bağlı mağlı değilsiniz. Sizi bağlayacak kimse yok zaten. Adam kalmadı. Düşman kalmadı ortalıkta. Gidin. Yemin ediyorum deli bunlar. Baksana bağladılar, elleri oturdular. Nasıl bir manyaksınız siz ya? Gelin sizi hayalet kulübüne alalım. Hayalet kulübünün ilk kuralı, kimseye hayalet kulübünden bahsetmeyeceksiniz. Charles Dickens'a bile. Hayalet kulübünün ikinci kuralı da arkadaşlar, o daha ilginç. Hiç kimseye Ghost Club'dan bahsetmeyeceksiniz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca tabii ki devam etmemi istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.